bu takımı hazırlayan, özellikle dediğim gibi bu takımı bu maça hazırlayan ve ilk 11 çıkaran, değişiklikleri yapan, kadroyu seçen, oyuncuları seçen, hepsini seçen benim. O yüzden bu mağlubiyetteki birinci sorumlu benim. Oyuncularımla da aynı şekilde içeride konuştum ama tabii ki onların da bu mağlubiyetten önce hepimiz utanmamız gerekiyor. Tabii ki Galatasaray formasıyla böyle bir mağlubiyat alıyorsanız öncelikle utanmamız gerekiyor. Ben şeyi aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yani yeni dizilişi Kaan'ın stopere geçip Barış'ın sağ beke geçmesini 4-3-2 şeklinde dizilmemizi söyledim. Yani isim olarak ona söyledim. Ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. O yüzden Barış tam olarak sağ bek mevkiine geçemedi. Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı tekrar yani dahil olmaya çalıştım aslında. Oyun içerisinde de çok sesinizi de tam olarak yetiştiremiyorsunuz ama bazen böyle görev verdiğiniz oyuncular bu anlamda bazen yanlış anlayabiliyor tabii. Yani bu da şey değil. Çok hızlı bir karar veriyoruz orada. Bir anda 10 kişi kaldık. Ve diziliş olarak zaten çok hücumcu bir takımdık. Yani Yunus'un da orta sahada oynadı. Kerem Demirbay'ın savunmanın önünde oynadı. İki kanat, iki forvet. Yani zaten hücumcu bir takımdık. Stoperiniz de eksilince oradaki yeni dizilişi söyledim. Bunu tam olarak iletemediler. Ve onunla ilgili aslında çağırıp konuştum. Yani nasıl dizileceğini. Ama bu arada da tabii ki yediğimiz goller oldu. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.